Değerli izleyenlerim, bugünkü programda ayet ne demektir? Bu kavram üzerinde bir derece açıklamalar yapmaya çalışacağız. Malum Kur'an-ı Kerim'in ayetleri var, yani cümleleri var. Kur'an-ı Kerim 6000 küsur ayet-i kerimeden meydana gelmiştir. 6000 küsur diyorum, genelde 6666 diye genel bir kabul vardır da ama tam o rakamı bulmaz, 6000 küsur demek daha uygun. Ve besmele Kur'an'dan mı değil mi? Bu tartışılabiliyor. Muhakkak Kur'an-ı Kerim'de besmele var. Bismillahirrahmanirrahim var da her surenin başında ki besmele ayetlere dahil mi? Buradan rakam biraz değişebiliyor. O derece mesele değil. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri var. Ben bugünkü programda Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ziyade başka bir ayet kavramına dikkat çekmek istiyorum. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bu ayetlerden de yine ayet olarak bahsediliyor. Mesela deniliyor ki ve min ayatihi halqus semawati vel ard ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Onun ayetlerinden, Allah'ın ayetlerinden birisi gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olmasıdır. Buna da ayet denilmiş. Yani göklerin yaratılması bir ayet, yerin yaratılması bir ayet. İnsanların seslerinin farklı oluşu, renklerinin farklı oluşu ayet. Kısacası Allah'ın yaratmış olduğu her bir varlık bir ayet. Ayet kelimesi ibret, alamet, işaret bu gibi anlamlar da taşımakta. Dolayısıyla her bir varlık Allah'a bir işarettir. Nasıl ki yazılmış olan bir kelime yazarını gösterir. Bir harf katipsiz olmaz. Onun gibi yaratılmış olan her bir varlık da yaratıcısını gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Allah'ı bize anlattığı gibi bunlara kelami ayetler denilir. Bir de Allah'ın tekvini ayetleri vardır. Kün emriyle var edilen, yaratılan her bir varlık. Bunlara da ayet deniliyor. Ve bu şekilde baktığımızda bir sinek Allah'tan bir ayettir. Bir arı Allah'tan bir ayettir. Gökyüzündeki güneş Allah'tan bir ayettir. Ay Allah'tan bir ayettir. Her bir insan, insanın siması, sesinin farklılığı, bütün bunlar birer ayettir. Ve bizler şu anda her iki ayete de muhatap olmaya çalışıyoruz. Zaten Allah'ın tekvini ayetlerine herkes muhatap. Yani Allah'ın yarattığı varlıkları görüyoruz. Gece geliyor, gündüz geliyor. Gecenin özelliği farklı, gündüzün özelliği farklı. Bahar geliyor, yaz geliyor. Bunlar birbirinden farklı. Ve güneş farklı, ay farklı. Bütün bunlar birer ayet. Allah-u Teala'nın mücessem ayetleri. Kelamından gelen ayetler, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Allah'ı bize anlattığı gibi, tekvininden gelen, yaratmasından gelen ayetler de yine bize Allah'ı anlatıyor. Ve belki şöyle demek de mümkün, Kur'an-ı Kerim, kainat kitabının bir müfessiri. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, kainat kitabındaki ayetlerin manasını bize ders veriyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. تُسَبِّهُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْءُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِمْ. Yedi kat sema, arz ve bunların içinde olanlar hamd ile Allah'a tesbih ederler. Hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'a tesbih etmesin. Yani her şey Allah'a tesbih eder. İşte her şeyin Allah'a tesbih etmesi, Allah'a ibadet etmesidir ve Allah'ı bize göstermesidir. Bu şekilde baktığımızda gerçekten de biz o ayetler içinde yaşamaktayız ve kendimiz de büyük bir ayetiz. Japon profesör Izutsu ayet kavramı hakkında çok güzel açıklamalar yapmış ve Izutsu diyor ki Allah insanlarla genelde iki şekilde konuşur. Sözlü ayetler ve sözsüz ayetler. Sözlü ayetler Allah'ın kelamı ve bu kelamın muhatabı peygamberler. Allah-u Teala peygamberleriyle bu şekilde sözlü olarak konuşur. Gönderdiği melek aracılığıyla emir ve yasaklarını bildirir. Bir de diyor sözsüz ayetler var. Sözsüz ayetler Allah'ın yarattığı her bir varlık. Ve Allah-u Teala bunlarla da konuşur. Ve bu konuda şunu örnek veriyor. Trafik lambaları gibi. Trafik işaretleri gibi. Trafik işaretleri anlayan kimselere çok mesajlar ihtiva eder. Sağa dönülmez, sola dönülmez,
işte sürat sınırı şudur gibi çok şeyleri anlatır. Anlayanlar anlar ama anlamayanlar sadece bir takım şekiller görür. Diyelim köyden hiç dışarıya çıkmamış birisi, trafik nedir bilmeyen birisi, ilk defa dışarıya çıksa, ilk defa trafik işaretlerini görse bunlara bir anlam veremeyecektir. Ama trafik eğitimini almış olan bir insan kitabı okur gibi adeta o işaretlerin ne demek istediğini anlayacaktır. İşte değerli izleyenlerim, bizler Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın tekvini ayetlerini anlamaya çalışıyoruz. Ve o zaman artık etrafımızdaki varlık aleminin görüntüsü değişiyor ve varlık bize çok şeyler söylüyor. Kur'an bize Allah'ı anlattığı gibi bu tekvini ayetler de Allah'ı anlatıyor. Mesela yağmur bunlardan bir tanesi. Yağmur Allah'tan bir ayet. Damla damla geliyor ve o yağmurun gelmesi için kainat çapında bir tezgah kurulmuş, fabrika kurulmuş ve çark dönüyor. Onun neticesinde yağmur damla damla yeryüzüne iniyor. Ve kitaplarda anlatıldığına göre, ilmi kitaplarda, yağmurun meydana gelmesi için yoğunlaşma çekirdekçiklerine ihtiyaç varmış. Ve bunlar da havadaki tozlar ve bu tozların kaynağı bir kısmı yeryüzünden rüzgarla havaya savrulan tozlar, bir kısmı da her gün dünya atmosferine giren yaklaşık 50 bin civarındaki gök taşları. Allah-u Teala o şekilde tanzim etmiş ki her gün dünyaya 50 bin civarında göktaşı meteor düşüyor ve bunlar sürtünmeden dolayı toz haline geliyorlar. Ve o toz haline gelen şeyler yağmurun damla damla yeryüzüne inmesinde yoğunlaşma çekirdekçiklerinde kullanılıyorlar. Ve malum yağmurun yağması için denizlerden buharlaşma olması lazım. Buharlaşma olması için güneşin ısısına ihtiyaç var. Ve rüzgarlara ihtiyaç var. Rüzgarların olması için yeryüzünün düz değil, aynı zamanda dağlarla, ovalarla dolu olması gerekir. Ta ki bir hava akımı meydana gelebilsin. Ve o dağlar vasıtasıyla hava akımları oluyor. Böylece denizlerden buharlaşan sular bulutları meydana getiriyor. Bu bulutlar rüzgarlar vasıtasıyla dünyanın her tarafına sevk ediliyor ve soğuk bir hava tabakasına rastladığında damla damla yeryüzüne düşüyor. Demek ki yağmurun damla damla yeryüzüne gelmesi için kainat çapında bir fabrikanın çarklarının dönmesi lazım. Güneşten ta denizlere, ta rüzgara, ta meteorlara, ta atmosferin şu şekilde tanzimine varıncaya kadar çok şeylerin ayarlanması gerekiyor. Ve bunlar ayarlanmış. Biz bunları ilmi kitaplardan okudukça bu tekvini ayetlerle Rabbimizi daha yakından tanıyoruz. Ve bu şekilde baktığımızda yağmuru Allah-u Teala'nın rahmetinin bir tecellisi olarak görüyoruz. Allah o yağmurla yeryüzüne hayat veriyor. Kur'an-ı Kerim bu gibi hakikatlere dikkatimizi çekme babında buyuruyor ki وَفِسْ سَمَاءِ رِزْقُكُمْ Rızkınız semadadır. Normalde bizler rızkımızı topraktan bekleriz. Topraktan yetişen şeylerle hayatımız devam ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim birden nazarlarımızı semaya çeviriyor ve şunu söylüyor. Rızkınız semada. Ve böylece bizi arza takılıp kalmaktan, maddeye takılıp kalmaktan kurtarıyor. Ve rızkımızın menşei olan suyu nazara veriyor. Yani yeryüzündeki rızkın meydana gelmesi için gökten yağmurun inmesi lazım. Ve o yağmurun inmesi için de kainat çapında bir sistemin çalışması gerekir. Gök ağlayacak ki yeryüzü gülsün. Öte taraftan yeryüzünde hayatın olması için yine gökten gelen güneş ışınlarına ihtiyaç var. Isıya, ışığa ihtiyaç var. O da güneşten geliyor. Dolayısıyla yeryüzündeki hayatı veren kim ise elbette yeryüzündeki hayata vesile olan havayı, suyu, güneşi, toprağı, bütün bunları insanların emrine veren yine odur. Demek ki değerli izleyenlerim, Allah-u Teala ayetleriyle kendini bize tanıtıyor. Bu ayetlerin bir kısmı kelamı ayetler, Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an-ı Kerim gibi kitaplar bu ilahi ayetlerden bir kısmıdır. Bir de Allah-u Teala'nın
kün emriyle yaratmış olduğu bütün varlıklar, bunlar da birer ayettir ve bizler bu ayetlerle de Rabbimizi daha yakından tanıyoruz. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler.